Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu What plus do questions. Dilerseniz dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, do yapmak anlamına geldiği gibi aynı zamanda yardımcı fiil olarak da kullanılabilir. Yani what do you do every day sorusu, her gün ne yaparsın anlamına gelir. Burada what'tan sonra kullandığımız do yardımcı fiil ve you'dan sonra kullandığımız do ise ana fiildir. Buna cevap olarak herhangi bir fiille cevap verebiliriz. Yani I go to school every day gibi bir cümledeki go fiili do'ya karşılık gelmektedir. Yani yapmak eylemini gitmek olarak cevaplamış olduk. Şimdi bunu bugüne kadar öğrendiğimiz geçmiş zaman, geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman yapılarında nasıl kullanabiliriz bir inceleyelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi do fiili ve do yardımcı fiili birbirinden farklıdır. Yani what do you do every day sorusu her gün ne yaparsın anlamına gelir. Az önce de bahsetmiştik. Birinci do yardımcı fiil, ikinci do ana fiil, yapmak anlamına gelen fiildir. Cevap olarak I go to work every day cevabını verebiliriz. Burada fiilimiz gitmek anlamına gelen go oldu. Eğer present continuous tense'de kullanacak olursak sorumuzu what are you doing now şeklinde sorarız. Çünkü present continuous tense'in yapısı daha önce de öğrendiğimiz üzere be artı verb ing yapısıdır. Burada do fiili ing eki almıştır. Cevap olarak I am working now cevabını verebiliriz. Şu anda çalışıyorum anlamına gelir cevabımız. Past simple'da ve future tense'de kullanımlarını inceleyecek olursak geçmiş zamanda yardımcı fiil yani do yardımcı fiili did'e dönüşür. Yani what did you do yesterday sorusu I went shopping yesterday şeklinde cevaplanabilir. Yani dün ne yaptın sorusu dün alışverişe gittim şeklinde cevaplanmış oldu. Gelecek zamandaki yapısına bir bakalım. Gelecek zamanda will ve be going to yapısını kullanıyorduk. Yani what will you do tomorrow sorusu yarın ne yapacaksın anlamına gelir. Cevap olarak I will visit my uncle tomorrow. Yarın amcamı ziyaret edeceğim cevabını verebiliriz. Be going to ile sorarsak what are you going to do next week şeklinde sorarız. Yani gelecek hafta ne yapacaksın anlamına gelir sorumuz. Cevap olarak I am going to meet my friends next week cevabını verebiliriz. Gelecek hafta arkadaşlarımla buluşacağım anlamına gelir cevabımız. Evet arkadaşlar, what artı do sorularının present simple, present continuous, past simple ve future tense'lerde kullanıldığını işledik. Şimdi bunları sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet, present simple'da kurduğumuz what does your brother do every day sorusu senin kardeşin her gün ne yapar anlamına gelir. Cevap olarak he goes to work every day cevabını verebiliriz. Eğer present continuous tense'de what artı do sorusu yapacak olursak what are they doing now şeklinde soru sorabiliriz. Onlar şu anda ne yapıyorlar anlamına gelir sorumuz. Cevap olarak they are reading books now şeklinde cevap verebiliriz. Yani onlar şu anda kitap okuyorlar anlamına gelir cevabımız. Yine past simple'da yapacak olursak what did Jack do last night sorusu Jack dün gece ne yaptı anlamına gelir. Cevap olarak he went to the cinema last night yani dün gece sinemaya gitti cevabını verebiliriz. Yine eğer bu soruları future tense'de yapacak olursak what will you do tomorrow şeklinde soru sorabiliriz. Yani yarın ne yapacaksın anlamına gelir sorumuz. Cevap olarak I will hang out with my friends tomorrow yani yarın arkadaşlarımla takılacağım cevabını verebiliriz. Yine be going to ile yaptığımızda ise what is your sister going to do tomorrow sorusu senin kardeşin yarın ne yapacak anlamına gelir. Cevap olarak she's going to take an exam tomorrow yani yarın bir sınava girecek cevabını verebiliriz. Bu dersimizde what plus do questions konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.